Hazreti Ali Efendim'in ölümü şöyle oluyor. Hazreti Ali Efendim Maviye ile işte ordular, yarısı Maviye'nin yarısı da şeyin Hazreti Ali Efendim'in ordusu olarak şey diyor. Ondan sonra sonunda Hazreti Ali Efendim kendi ordusunun başında, Maviye de kendi ordusunun başında. Fakat Milcan dedikleri adam, Hazreti Ali Efendim'i öldüren, hançerleyen adam yani ondan sonra Hazreti Ali Efendim'in ordusunun başında. En güvendiği adamlardan biri. Ondan sonra Hazreti Ali Efendim'e geliyor diyor ki, ya Ali diyor, Maviye'nin ordusuna maaş, yani daha önce Şam valisi olduğu için parası var. Para dağıtılıyor. Bizim ordumuz savaşmadan, ganimet olmadan yaşama şansı yok. Bunları ordudan homurtuların geldiğini ilan ediyor. Hani en güvendiği adam ya. O arada Hazreti Ali Efendim diyor ki, ya Milcan diyor, biraz sabredelim. Daha önce öldürülen halife, üçüncü halife Osman'ın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. Hani dördüncü halife ben olacağım ama onun için bir an önce olayım diye yaptı diye. Biz bunu diyor şimdi şeydirsek, yani insanlar bizden tamamen soğur. Ondan sonra birkaç gün geçince tekrar geliyor. Tekrar söylediğinde yine ikna ediyor Hazreti Ali Efendim. İşte diyor ki biraz daha sabredelim. O arada sonunda bu Milcan üç arkadaşıyla beraber ondan sonra birleşiyorlar. Diyorlar ki birimiz Ali'yi öldürelim, birimiz Maviye'yi öldürelim, birimiz de Şam'da vali şey isteyen, halifelik isteyen valiyi öldürelim. Bunlar kura çekiyorlar. Burada Hazreti Ali Efendim'in şeyi Milcan'a çıkıyor. Milcan'a çıkınca Milcan tabi bundan korkuyor. Hazreti Ali daha önce hiç bir savaşta yenilmemiş. Hiçbir şeyde ondan sonra kılıç kesmediğine inanılıyor yani. O arada ondan sonra daha önceki komutanlardan, yani şimdi daha önce Hazreti Ali'nin yanında savaşmış, yahut da şehitmiş komutanlardan, şimdi ondan olmayan bir adamdan gidiyor danışıyor. Danışınca diyor ki ondan sonra onun diyor böyle böyle bir yolu var. Kutluba diye bir kadın var. Hazreti Ali onun kocasını, kardeşlerini, ondan sonra babasını bir savaşta Müslüman etmek için şey yaptı, öldürdü. O karı çok şey, Ali'nin evine de yakın bir yer. Sen oraya saklanacaksın, o karıyı kapıya alacaksın, o karı sana nasıl, onlarda bir bila var, zehirli bila, o bilayı biledecek kılıcına çizmesi yeterli olduğunu. Ondan sonra bu da gidiyor şey yapıyor. Yalnız bu Milcan'ın aklında, yani halifeliği alıp da bir yerlere verme değil, Hasan'a vermek istiyorlar. Yani halife tek olursa bunlar savaş yapacak, ganimetine aç kalmayacaklar. O arada ondan sonra gidiyor Kutluba'nın evine saklanıyor. Kutluba da buna işte yollarını tarif ediyor. Sonunda Kutluba'yla ondan sonra işbirliği yaparak Hazreti Ali Efendim'in, o arada Hazreti Ali Efendim işte camiye sabah kalkıp da giderken havludaki badıların üstüne vuruyor. Badılar kıyak kıyak ediyor. O arada Hasan'la Hüseyin uyanıyorlar. Daha önce de söylenmişmiş. Baba pusu atacaklar. Siz şeydin. Baban bizden şey istemiyor yani. Mahfız istemiyor. Onlar da uyanıyorlar, hemen kalkıyorlar, şey diyorlar hemen. O arada Hazreti Ali Efendim'e bir kılıç darbası iniyor. O da seade çiziyor. O arada Hasan'la Hüseyin kalkıp şey edince Hasan'ın sokağında oluyor. Yani Hasan yetişemeyince tutuyor, kılıcını atıyor. Ondan sonra Milcan'ın bacağını
şey diyor işte yaralıyor. Oğanı takip ederek Kütübe'nin evine gittiğini anlıyorlar. Orada da yakalıyorlar. Milcan'ı getiriyorlar. Milcan'ı getirince Hazreti Ali Efendimiz'in yanına. Ondan sonra diyor ya Milcan niye böyle yaptın deyince yani diyor daha önce ben sana iki sefer geldim. Sen izin vermedin. Halk da şeydi. Aç kalıyordu savaşçıların. Savaşçıların dönmek üzereydi. Ben de bunlar tamamen Hazreti Ali'nin başından gitmesin değil. Ondan sonra seni öldürüp oğlum Hasan'a verme hadi. Ali veri. Öyle deyince Hazreti Ali Efendim ikna oluyor zaten. Diyor ki ondan sonra eğer ben bu zehir üç günde zehirliyormuş yani kanı durduruyormuş. Bu zehir beni zehirlemezse üç gün içinde ondan sonra ben şeyi affedeceğim diyor Milcan'ı. Eğer beni de bu öldürürse ondan sonra siz bir kılıç darbesiyle ister kılıç kessin ister kesmesin bir kılıç darbesi vuracağınız. Öyle diyor. Ondan sonra sonunda da işte Hazreti Ali Efendim vefat ediyor. Daha sonra ondan sonra İmam Hasan bunu bir kılıç darbesinde boynunu indiriyor. Ha, yani tamam. Evet. İndiriyor. Bak bu kadar işte. He. Ne güzel anlattı. Daha var yani şeyi var orada. Neyi var şimdi?